Selamlar Aysel'in mutfağından. Bugün sizlere ev yoğurdu yapacağım taş gibi. Devamlı yapacaksınız o şekilde. Hem basit bir şekilde mesela çok uğraştırmadan ben 5 kilo süt aldım. Kaynattım. Soğumaya bıraktım. Gördüğünüz gibi zaman kaybetmemek için. Üzeri gördüğünüz gibi nasıl kaymak tutmuş. Onu isterseniz kaymaklı da mayalayabilirsiniz ya da üzerinden alabilirsiniz. Ben alıyorum. Gördüğünüz gibi nasıl kaymak tutmuş. Evet, ben İstanbul'da yaşadığım halde İstanbul gibi yerde inek sütü bulmak çok zor doğal. Bizim yakın bazı kesimlerde köy gibi olan yerlerde bir sütçümüz var. Devamlı düzenli olarak alıyorum. Yoğurdumu hep kendim mayalarım. Asla hazır almam. Biliyorsunuz ne kadar faydalı olduğunu. Bu şekilde. Şimdi evet kaymağını aldım üzerinden. Şimdi serçe parmağımızla kontrol ediyoruz. İçine koyuyoruz. 7'ye kadar içinizden sayın. Parmağınızı yakmıyorsa mayalanmaya hazır demektir. Şimdi mayalayacağım. Hem kavanozda hem tencerede nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Benim anlatacağım şekilde yaparsanız her türlü yoğurdunuz taş gibi olur. Evet arkadaşlar, dediğim gibi sütümüz mayalanmaya hazır. Şimdi 5 kilogram sütüme 2 çorba kaşığı yoğurt alıyorum. Gördüğünüz gibi bu benim daha önce mayaladığım yoğurt. Görüyorsunuz nasıl olduğunu. Şimdi yine aynı şekilde göstereceğim size içinden. 2 çorba kaşığı alıyorum yoğurt. Kendi mayaladığım yoğurttan mayalayacağım. Bunu karıştırıyorum. İyice pürüzsüz hale getiriyorum. Yoğurdun kendi ısısına gelmesi için içinden ilave ediyorum mayamın içine. Bir de bu şekilde karıştırıyorum. İyice. Gördüğünüz gibi eşit yaptım. Aynı bu şekilde. Şimdi tenceremin içine boşaltıyorum. Yavaş yavaş. İyice karıştırıyorum ki yoğurdumuz güzel mayalansın. İyice karıştırdım. Şimdi isterseniz tencerenin içinde de bu şekilde ağzını kapatarak mayalayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde kavanozlara koyup fırında da ağzı açık bir şekilde hiçbir şey kullanmadan mayalayabilirsiniz. İsterseniz açıkta yapıyorsanız, kapalı bir alan yok diyorsanız tencerenin ağzını kapatıp bunları kapatıp güzel bir şekilde sarıp da yoğurdumuz çok güzel olur, mayalanır. Şimdi ben kavanozlara da dolduracağım size. Her iki şekilde göstereceğim. Gördüğünüz gibi boşaltıyorum. İnanın bu şekilde de çok güzel oluyor.
şekilde dolduruyorum. Bu şekilde dolduruyorum kavanozlara. Gördüğünüz gibi. Evet, şişelere boşalttım. Kalın da küçük bir tencerenin içine koyuyorum. O şekilde de görmenizi istedim. Öncelikle size şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Sütümüzü kaynattığımız zaman hani 10 dakika 15 dakika kaynatın olayı var. Mesela ben kaynatmıyorum çok fazla. Kaynadıktan 2-3 dakika en fazla kaynatıyorum. Çünkü kaynadıkça içindeki değerli vitaminlerin kaybolacağını düşünüyorum. O yüzden çok fazla hani yarım saat, 20 dakika falan kesinlikle o kadar uzun süreli kaynatmıyorum ben. Yine aynı şekilde yoğurdum. Gayet çok güzel oluyor. Önemli olan güzel mayalamak, ısısını dengelemek. Ona inanıyorum. Şimdi şişemizin kavanozun bir tanesinde fırına koyacağım. Hiçbir şekilde örtü koymadan bu şekilde ağza açık bir şekilde fırınımda mayalanacak. Birazdan onu da alacağım. Bir de şöyle de göstermek istedim size. Şu şekilde kaselere koyup da mayalayabilirsiniz. Ben bu şekilde de yapıyorum. Evde olmadığım zaman mesela çocuğum rahatlıkla alıp kullanabiliyor. Ağzını kapatmayacağım. Şu şekilde ters koyacağım ki hava alsın. Şu şekilde. Çünkü buharlaşmasın diye. Diğerlerinin kavanozların ağzını da kapatmıyorum. Kapağını ters çeviriyorum. Bu şekilde. Tencerenin ağzını da kapatmayacağım. Sadece kağıt koyacağım. Kapağını o şekilde kapatacağım. Çünkü buharlaştığı zaman suyunu çeksin diye. Gördüğünüz gibi bu şekilde kapatıyorum. Örtümle güzel bir şekilde. Sıkıca. Çok güzel paket yaptık. Üzerine de bir havlu, mutfak havlusu geçiriyorum. Evet, demin de bahsetmiştim. Diğer kavanozumda şu gördüğünüz işlemleri yapmadan sadece eğer kapalı bir ortamınız varsa ben fırına koymayı tercih ettim. Bunu fırına koyacağım. Hiçbir şekilde ağzını kapatmadan şu şekilde hiçbir işlem görmeden fırına koyuyorum. Kapatıyorum. Bir 6-8 saat ne kadar isterseniz o kadar kalabilir. O şekilde. 6 saat sonra da bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi önce fırındakini gösteriyorum size. Bakın görüyorsunuz. Şu an bile ne kadar katı olduğu görünüyor. Üzerinde hiç su yok. Fırında mayaladığım yoğurdum bu. Şimdi size kapatarak uyguladığım yoğurdumu gösteriyorum. Açıyorum. Evet. Önce şişedekini göstereyim. Gördüğünüz gibi ne kadar katı olduğunu. Şu an fazla sallamıyorum. Çünkü dolapta da beklemesi gerekiyor bir süre. Pardon. Kaselerdeki de görüyorsunuz hiçbir fark yok. Aynı şekilde yoğurdum. Çok güzel. Ve
Tenceredeki yoğurdumu da göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu şekilde açık vaziyette bir 10 dakika bekleteceğim. Ondan sonra dolaba koyacağım. Dolapta da açık bir şekilde bekleteceğim. En son haliyle size göstereceğim. Yani aradan nasıl diyeyim? Bir tamamında mayalamayla bir 24 saat geçmesi gerekiyor. En azından ben öyle yapıyorum. Yoğurdumuzun güzel katı bir şekilde olmasını istiyorsanız üzerinde görüyorsunuz tertemiz, pürüzsüz, süt gibi duruyor. Çünkü kaymağını aldım üzerinden, o şekilde mayaladım. Ama tabii ki bu sizin tercihinize bağlı. İsterseniz kaymağını almadan da yapabilirsiniz. Ben kaymağını almayı tercih ettim. Bu şekilde daha seviyorum. Ve son haliyle sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tam 24 saat geçti. Dolaptan çıkardım. Şimdi sizinle paylaşacağım yoğurdumun nasıl bir duruma geldiğini. Bildiğiniz gibi çok basit yaptığımı da söyledim size. Kaynattım. Kaynadıktan 2 dakika kadar kaynattım. Fazla kaynatmadım. Hani suyu çıkar, çok kaynatınca suyu olmaz falan düşüncesine kapılmayın. Yani önemli olan mayalamak düzgün bir şekilde. Sizinle de paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi yoğurdumu nasıl olduğunu, kalıp gibi. Bakın bu şekilde. Fırında mayaladığım yoğurdu da göstereceğim size. Görüyorsunuz, hiç akma yok. Görüyorsunuz fırındaki. Ve diğer kavanozda üstü örtülü olan, o da aynı şekilde. Aynı süt, aynı yoğurt. Ne şekilde yaparsanız yapın, yeter ki kıvamında yapın. Atacağınız mayanın ayarını ayarlayın. Ben 5 kiloya 2 çorba kaşığı kullandım. Gördüğünüz gibi. Mis gibi. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun diyorum. Eğer beni desteklemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.